Hayır, sırf Faction sunucusunu nasıl oynayacağımızı göstereceğiz arkadaşlar. Başlattık. Texture pack'imizi yükledik arkadaşlar. Hoş geldin. En baştan, en sıfırdan, en tazeden başlıyoruz arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere bir başlangıç alanımız var. Öğretici, ISRS'in NPC'leri tıklayarak konuşabilirsin diyor. İlerliyoruz. Buradan NPC'leri tıklayarak konuşuyoruz. Sana görev veriyor. Bu görev 5 alkolik olunca öldür diyor. Hemen 5 tane... Görev tamamlandı. Şimdi bilgi objörle konuşuyoruz. Arkadaşlar, RPG envanter çok önemli. RPG envanterle kendimize ek bat alabiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere altın yüzüğümüz var. Kritik şansı, kritik vuruş gücü bunlardan veriyor. Pil kolyemiz var. Bize 0.5 zırh, yetenek hasarı ve saldırı hasarı veriyor. Bu şekilde koyabiliyoruz. Şimdi RPG envanter görevimizi tamamladık. Bir daha bilgi objörle görüşüyoruz. Şimdi balıkçıyla görüşelim diyor. Bize yeteneklerimizi nasıl kullanacağımızı öğretecek balıkçı. Güçlenmek istiyorum. Peki bunu nasıl yapabilirim? Peki materyalleri nasıl elde edebilirim? Bu materyallerle de demirciyle nasıl geliştirme yapabileceğinizi göstereceğiz az sonra. 5 tane balık tutmamı istiyor. Arkadaşlar, biz oyunda yaptığımız her aktiviteden yetenek puanı kazanıyoruz. Yani balık tutarak yetenek puanı kazanabilirsin. Yaratık öldürerek yetenek puanı kazanabilirsin. Maden yaparak yetenek puanı kazanabilirsin. Bir sürü şeyler yaparak yetenek puanı kazanabilirsin arkadaşlar. Hızlı hızlı geliyor. Eğer kafanıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlarda sorabilirsiniz arkadaşlar. Tüm yorumlara cevap vereceğim. Ve gördüğünüz üzere yeteneğimiz yükseldi arkadaşlar. Balıkçılığımız bir seviyeye yükseldi. Şansımız 1, sağlığımız 0.5 arttı arkadaşlar. Hatta yeni yetenek açıldı. Ekstra ürün şansını arttıran +5 balıkçılık şansı veriyor. Yani bir üründen bir tane daha ürün alabiliyoruz. Balıkçılığı tekrardan konuşalım. Bize malzemelerimizi verdin. Beni demirciye götür diyoruz ve bizi demirciye yolladı. Burada zırh üret diyor. Gerekli malzemelerimiz var. Madenci şekeri ve madenci parası. Madenci şekerimiz burada. Madenci paramız da burada. Bu madenci parasını da az önce alkolik oduncuları kestiğimizde içinden düşürdük. Buradan buna tıklayarak craftlayabiliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bunu da üzerimize giydiğimizde görevimiz başarılı. Arkadaşlar, öğretimimiz bu kadar. Çok kısa ve çok öz. Bu şekilde portaldan içeri girdiğimizde bize bir sürü eşyalar ve bir sürü zırh veriyor. Bunların hepsini sizlere göstereceğim arkadaşlar. İlk önce kendi statlarımızı yükseltebilmek için RPG envanterimizi takalım arkadaşlar. RPG envanter diyoruz. Ev sunumuzu takalım, diğer yüzüğümüzü takalım ve eldivenimizi takalım. Arkadaşlar, bu eldiven geliştirilebilir bir eldiven. Yani bu eldiveni demirciyle geliştirebilirsiniz. İleride size demirciyle göstereceğim. Merakla bekleyin. Şimdi baltamız, kılıcımız, kaznamız, kalkanımız, yayımız ve oltamız var. Burada da iksirlerimiz var arkadaşlar. İksirler çok önemli. Mana iksirimiz var. Küçük can iksiri, büyük can iksiri, tarz can iksirlerimiz de var. Buradan hemen girelim. Zırhlarımız tamam. Arkadaşlar, eşyalarda genellikle yetenekler olur. Yeteneklerimiz genellikle eşyalarımızda bulunuyor. Yani bu gördüğünüz madende elimde bulduğu baltayı sağ tıklayarak fırlatabiliyorum arkadaşlar, gördüğünüz üzere. Veya kılıcımla sağ tık yaparak alan hasarı verebiliyorum bu şekilde. Öldürelim. Gördüğünüz üzere madende kestiğiniz her yaratıktan çeşitli özel eşyalar düşüyor arkadaşlar. Ve bu eşyalarla demircide craft yapabiliyorsunuz. Hasar, zırh, güç gibi yükseltme taşları nasıl atarım? Arkadaşlar, bu gördüğünüz taşın %100 başarı oranı var ve +3.2 saldırı hasarı veriyor. Yayımızda gördüğünüz boş bir taş soketi yazıyor gördüğünüz üzere. Bu boş taş soketi olan eşyalara bu şekilde batabiliriz. Önceden hasarımız 3.0'dı, şimdi 6.2. Hemen deneyelim. Derken yok oldu. Lofeni update. Çok çok daha fazla vuruyoruz artık. Gördüğünüz gibi okçuluğumuz da arttı. Nasıl klan kurarım? Klanıma nasıl para atarım? Nasıl claim alabilirim? Arkadaşlar, RPG taraftan riyade biraz daha orman tarafında neler yapabileceğimizi size gösterelim. Warp orman yazıp ormana tıklıyoruz arkadaşlar. Buna tıkladıktan sonra hemen ormana geçtik. Bu gördüğünüz alanda bizim ilk önce paraya ihtiyacımız var. Madende yaratık keserek para kazanabiliriz arkadaşlar. Eşya satarak para kazanabiliriz. İhalede çeşitli ürünler satarak para kazanabiliriz. Bu konuya da geleceğim. Şimdi video dışı biraz maden yaptım. Kendime 30 bin lira para verdim. Şimdi bu 30 bin lira parayla neler yapabileceğimizi göstereceğim. F, A, E,
14 mesela. AE14 planımızı oluşturduk arkadaşlar. Planımız hazır. Şimdi ben buraya ev yapacağım. Burası benim kalan alanım olsun istiyorsun. Böyle F3G'ye bastığın zaman chunkları görebiliyorsun. Money, deposit 15.000 diyorum. İlk önce paramı gönderiyorum. F claim diyerek bu alana claim'imizi attık arkadaşlar. Bu alan artık tamamen bana ait. Gördüğünüz üzere bu alan tamamen bana ait. Artık kimse bu alanı kıramaz. Sadece ben. Ama bu alandaki şimdi eşyalarımı nasıl yükseltirim sorusundayız. Burada arkadaşlar demirci öne çıkıyor. Demirci gerçekten bizim için çok önemli. Şimdi hemen gidelim. Art demirci diyoruz. Tamam. Şimdi demirci arkadaşlar eşyalarımızı geliştirmeye yarıyor. Örneğin bizim mesela zırhlarımızdan başlayalım. Bizim deri zırhımız vardı. Bunlara zaten sahiptik. Şimdi Aegis kaskına geçirmek istiyoruz. Bu bizden ne istiyor? 5 madenci parası ve maden kaskı. Bunu verdiğimizde bunu alabiliyoruz. Gördüğünüz üzere Aegis kaskını craftlayabildik. Aegis kaskımız var ve canımız 23'e çıktı. Verdiği artı bir sağlıkla birlikte artık daha da güçlüyüz. Bu gördüğünüz demircide arkadaşlar birçok şey yapabilirsiniz. Kılıçlarınızı geliştirebilirsiniz. Baltalarınızı, kalkanlarınızı, kazmalarına dahi, eldiveninize dahi buradan geliştirebilirsiniz arkadaşlar. Bundan daha iyisi madenin içerisinde yaratıklardan eşya düşürebilirsiniz arkadaşlar. Binlerce eşyayı madenin içerisindeki yaratıklardan düşürebilirsiniz. Yeteneklerimizi nasıl güçlendirebiliriz? Şimdi arkadaşlar burada yapmamız gereken şeyi ben zaten balıkçıda size ufak bir gösterme yaptım. Burada arkadaşlar yaptığınız her adımda yeteneklerinizi geliştirebiliyorsunuz. Çiftçilikte farm yaparak, toplayıcılıkta odun kasarak, ağaç kırarak, madencilikte maden yaparak, balıkçılıkta balık tutup, kazıcılıkta toprak, kum gibi şeyleri kazarak, okçulukta okunuzla yaratık öldürerek, savunmada hasar yiyerek size insanlar saldırdığında siz de gelişirsiniz. Savaşmada kılıcınızla, baltanızla çeşitli yaratıklar öldürerek savaşma skillinizi arttırabilirsiniz. Bunlar size arkadaşlar inanılmaz önemli, inanılmaz bir yetenek, inanılmaz bir güç verecek şeyler arkadaşlar. Kuvvet, sağlık, yenileme, bir şans, bilgelik, dayanıklılık, kritik şansı, kritik hasarı, hız gibi birçok etkeni size sağlayacak olan bu yeteneklerdir arkadaşlar. Bu yetenekleri geliştirebildiğiniz kadar geliştirin. Oyunun en büyük etkenlerinden bir tanesidir. Ne kadar eşyanız, iteminiz veya çeşitli rütbeniz olsa bile yeteneklerinizi geliştirmediğiniz takdirde insanlar tarafından tek yiyip insanlar tarafından yenilebilirsiniz arkadaşlar. Sizi kesebilirler. O yüzden sizin yeteneğiniz ne kadar yüksekse siz de o kadar güçlüsünüz. Bilgi parçası ve fosil nasıl elde edilir? Bilgi parçası ve fosil nasıl elde edilir? Arkadaşlar bilgi parçası ve fosil elde etmek için madene gitmelisiniz. Taş kırmanız gerekiyor. Ne kadar çok taş kırarsanız bilgi parçası ve fosil düşürme şansınız o kadar artar. İsterseniz ormanda, isterseniz burada. Evet. Evet, fosil düşürdük. Arkadaşlar fosili gördüğünüz üzere taş üzerinden fosil çıkartabilirsiniz. Bu fosille de demircide çeşitli eşyalar üretebilirsiniz arkadaşlar. Hata aldın, bug buldun veya bir oyuncuyu şikayet etmek istiyorsun. Bunun için ne yapman gerekiyor? Arkadaşlar Discord sunucumuzda inanılmaz bir şekilde hızlı bir şekilde destek alabilirsiniz. İsterseniz mail de atabilirsiniz. Burada ben dahil bütün yetkililerimiz sizinle iletişime geçecektir. Ve sizin hatanızı, bug'ınızı veya bir oyuncuyu şikayet dilekçenizi oradan çok rahat bir şekilde, çok hızlı bir şekilde görüp işlemi uygulayabiliriz. Discord adresimizi açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan Discord'umuza katılabilirsiniz arkadaşlar. Aesir'in aynı zamanda Wiki sayfası da var arkadaşlar. Dediğiniz oyunla alakalı tüm bilgileri elde edebilirsiniz. İnternet üzerinden wiki.aesirmc.com adresini yazarak Wiki'ye gidebilirsiniz. Arkadaşlar takas yapmak istiyorsanız /trade karşınızdaki takas yapacağınız oyuncunun ismini yazıyorsunuz. Aynı şekilde o da yazdıktan sonra buraya örneğin ben fosil parçamı vereceğim. O da bana yayını verecek. Buradan kabul ediyoruz. İsterseniz para da yazabiliyorsunuz. Bu sayede ben ondan yayını aldım. Ona da fosilimi verdim. Bu şekilde takas yapabilirim. Aynı şekilde arkadaşlar para kazanmak istiyorsunuz. Biliyorum herkes para kazanıp daha da zengin olmak istiyor. Farkındayım. Bunu yapabilmeniz için arkadaşlar ihaleye de uğramanız lazım. İhale kısmı bu şekilde. Şu an beta sürecinde olduğu için bomboş, sunucu da bomboş. Farkındayım. Sadece belirli bir kısım geliyor. Sağ tarafta gördüğünüz üzere 26 Nisan'da açılıyor. Burada çiftçi çekici satmış mesela 6000 TL'ye.
Eğer 6000 TL'm aslında var, alabilirim. 6000 TL verip bu eşyayı satın alıyorum arkadaşlar. Artık benim de bir çift çekicim var. Bu şekilde inanılmaz devasa bir oyun modu Faction. Gerçekten her şeyi görebilirsiniz, her şeyi yaşayabilirsiniz. Klasik Faction sunucularından bir hayli çok farklı ve çok daha iyi. Para kazanma konusuna değinilse de arkadaşlar, parayı ihalede ürün satarak aynı şekilde siz de satış yapabilirsiniz. Örneğin ben mesela madenci paramı kastım, bunu tel ne kadara satayım? 10.000 liraya satayım mesela. 10.000 liraya satabilirim. İhalede bunu herkes görür. Örneğin Yankı sistemde 1000 liraya ondan aldığım, onunla az önce trade yaptığımız fosili sattı. Ben bunu geri alabilirim 1000 liraya. Daha uygun bulup fosilimi geri aldım. Burada bütün detaylarını kendiniz inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Para kazanmada aynı şekilde yeni ve deneysel olan pazar kurma sistemimiz de var. Aynı Metin 2'deki gibi buraya direkt pazar kur yazarak pazarınızı kurabilir. Sonra MP price örneğin 5000. Vergisiz bir şekilde satabilirsiniz arkadaşlar. Tüm Türkiye vergisiz olsun. İşte bu. Hiçbir vergi almadan vermeden bildiğin üzere ihalede ürün satış yapabilirsiniz ama belli bir vergi kesiyor. Örneğin 10.000 liraya satıyorsan 9.000 lira kazanıyorsun. %10'unu ihaledeki vergi sistemi alıyor. Ama burada pazar kurarsan eğer hem para çok önemli. Demircide eşyalarınızı yükseltmek için paraya ihtiyacınız var. Klan kurmak için paraya, klanınızı büyütmek için paraya. Kendiniz geliştirebilmek için her zaman paraya ihtiyacınız var arkadaşlar. Evet, bir sonraki soru. Rütbe nasıl atlarım? Rütbe nasıl atlarım? Arkadaşlar, rütbe atlamak için yapmanız gereken şeyler rank up yazdığınızda karşınıza sizin için yapmanız gereken şeyleri çıkartıyor. Gördüğünüz üzere ben şu an insan rütbesindeyim ve 3 tane daha canavar öldürürsem rütbe atlayabilirim. Şu anda gördüğünüz üzere koşma, 600 metre koşma istemiş, 5 hasar yememi istemiş, 1 kilometre yol gitmemi, 8 dakikada da oynamamı istemiş ve 100 de para istemiş arkadaşlar. Şu an benim 5600 lira param var. Şimdi ben 3 tane daha yaratık öldürüp rütbe atlayacağım. Fazla vuruyor. Hop, ayrıca PV hasarı da düşürdük. Bunu basabiliriz. %2. Evet, battık ve artık %2 PV hasarı veriyor. Madenlik paralarımızı alalım. Her şekilde böyle combo da yapabilirsiniz skillerinizi kullanarak. Ve yüzük de çıkarttık. Harika. Şimdi bakalım rütbe atlayabiliyor muyuz artık? Rank up dediğimizde hoppa rütbe atladık. Harika. Harika. Artık biz de güçlüyüz. Güçlü rütbesine sahibiz. Hemen rank up yapıyoruz ve bir sonraki yapmamız gereken şeylere bakıyoruz. Gereken yetenek seviyesi 20. 50 tane canavar öldürmem, 5 tane balık tutmam ve 150 hasar almam gerekiyor. Ve 1 saatte oynama süresi bitiyor. Bunları yapabileceğimize inanıyorum arkadaşlar. Bu sayede siz de rütbe atlayıp şöyle diyelim güçlü kitini alabilirim. Gördüğünüz üzere vodka sanakları, fosil, bilgi parçası, name tag, Fenris ve gençli golden apple. Bu tarz ödülleri kitlerden alabilirsiniz rütbe atlayarak. Ooo, büyülü elmayı yiyince hemen yeteneğim arttı. Gördüğünüz üzere arkadaşlar, her şeyde yeteneğiniz artabiliyor. Ormana nasıl giderim? Hemen warp orman yazıyoruz. Ve ardından burada gördüğünüz üzere açık dünya tam olarak burada. Buna tıkladığınızda ormandasınız arkadaşlar. Arkadaşlar, kasa nasıl açarım diye sordunuz. Arkadaşlar, kasa açmanın birçok yolu var. Gördüğünüz üzere benim bir vodka sanaklarım var. O yatınca geliyor. Aynı şekilde günlük ödüllerim de var. Günlük ödüllerimi aldığımda bana günlük anahtar verir ve bu günlük anahtarı kasayı tıklayarak açabilirsin. Burada bir sürü özel eşyayı elde edebilirsiniz arkadaşlar. Örneğin vod kasasında da aynı şekilde vod kasası açarak bir sürü özel eşyaya sahip olabilirsiniz. Aynı şekilde daha da özel eşyaları bulunduğu sezon kasalardan alabilirsiniz. Ejderdoğan kasa örneğin. Bu kasanın içerisinde bu tarz özel eşyalar bulunuyor ve bu eşyaları ve bu kasayı web sitesinde gidip satın alabilirsiniz arkadaşlar. Aynı şekilde bu kasanın içerisinden çıkan yumurtalarla da evrimleşmiş eşyalara sahip olabilirsiniz. Erdoğan bileklik gibi RPG eşyalar elde edebilirsiniz. Hemen size Tanrı Alanı'nı da göstereyim arkadaşlar. Tanrı Alanı
her saat başı olur ve içerideki kırmızı alanı ele geçirmeye çalışırız. Bu alanı ele geçirdiğimiz zaman, bir dakika bu alanı elimizde tuttuğumuz zaman size çeşitli ödüller verir. Ben şöyle başlatayım. Tanrı alanı başlattım. Şöyle fake dice oyuncusu Tanrı alanını ele geçiriyor. Arkadaşlar bildiğiniz üzere şu an sunucu beta'da olduğu için bomba. Burası çok daha fazla oyuncu olduğu vakitte gerçekten tam bir kaosa dönüyor. Ama gerçekten tam bir kaos oluyor ve bu kaosun içerisinde hayatta kalmaya çalışıp burayı ele geçirmeye çalışıyorsunuz. Herkes sana itiyor, vuruyor. Örneğin Yanki geldi bana bir saatlik at mesela. Bu şekilde atıyor beni ve kendisi ele geçirmeye çalışıyor. Ben de aynı şekilde onu itmeye çalışıyorum. O da beni böyle böyle devam ediyor. Şu anda gördüğünüz üzere aldığım bir sürü özel eşyalar geldi. Madenci şekeri, madenci zümrütü, bilgi parçası ve kristal gibi bayağı güzel eşyalar geldi. Bu eşyalar senin demircide yeni eşyalar yapmana vesile olacak eşyalar. Gerçekten markette de çok yüksek miktarda paralara satabilirsiniz bu eşyaları da. Envoy'dan da bahsedeyim arkadaşlar size. Envoy rastgele sandıkları ortaya çıkar ve o sandıkları ele geçirmeye çalışırsınız. Şöyle hafiften göstereyim size. Envoy başladı ve gördüğünüz üzere buralara kasalarımız düştü. 11 saniye, 19 saniye bu kadar. Bunlar biraz daha sonradan açabiliyoruz ama ben kurucu olduğum için hemen açabilirim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere madenci parası verdi, fosil verdi. Bu şekilde ödüller kazanabilirsiniz. Envoy'a giderseniz. Dungeon'a nasıl gidilir? Arkadaşlar dungeon'a gitmek için dungeon anahtarına sahip olmanız gerekiyor. Dungeon anahtarına sahip olduktan sonra takım kurmanız lazım. Takım kurduktan sonra da sağ tık yaparak anahtara dungeon'a istediğiniz yerden gidebilirsiniz spamdayken. Burada gördüğünüz üzere yaratıklar çıkıyor ve dalga dalga ilerliyor. Bu yaratıkların hepsini öldürmeniz gerekiyor. Burada gördüğünüzde yaratıkların içerisinden iksiri de düşürebilirsiniz. Ve böyle dalga dalga ilerliyor arkadaşlar. Ne kadar ileriye giderseniz o kadar güçlenirsiniz. O kadar sağlam ödüller elde edersiniz. Son birkaç vuruş. Savaş skillimiz yükseliyor arkadaşlar. Oo, daha yüksek bir küpe çıktı derken öldüm arkadaşlar. Hiç kolay değil. Yeteneklerinizi çok iyi kullanmanız ve çok iyi hareket etmeniz gerekiyor. Ama bunu yapabileceğinize eminim arkadaşlar. Ben sizin kadar yetenekli olmasam da oynamaya çalışıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz üzere faction sunucumuz bu şekilde. Eminim anlatmadığım birçok nokta var. Birçok görmeniz, keşfetmeniz gereken şey var ki o zaten o maden alanında ben sadece 1 ve 2. alanı gösterdim size. İnanılmaz derin bir maden, inanılmaz karmaşık sistemler, inanılmaz bir eşya sistemi. Bunların hepsini siz kendiniz keşfedebilirsiniz. Biraz karışık gelebilir, biraz zor gelebilir, biraz farklı gelebilir. Anladıktan sonra gerçekten çok zevk alabileceğiniz bir sunucu. Ben de yayınlarımda ve videolarımda oynuyorum sunucumda. Siz de gelip sunucumda oynayabilirsiniz. IP oyna isremc.com sürüm 1182. Bu sürümleri yazarak giriş yapabilirsiniz. Kayıt olma videosunu da açıklamaya koydum. Oradan da nasıl kayıt olacağına bakabilirsiniz. Beğenip abone olmayı unutmayın. Birçok insan görsün böyle bir sunucuyu, deneyimlesin ve bunun zevkini çıkartsın. Sevgilerle görüşürüz. Bay bay.